Bir zeytinliğim var biliyorsunuz. O zeytinliğinden elde ettiğim yağları koleksiyonerlerime satıyorum ve oradan gelen parayla bu sergiyi yapıyorum. İlki bir dostumun bir konağı vardı, Sadıkpaşa Konağı. Oraya bir baktık, orası oldu. İkincisinde de yine bir koleksiyonerimin önerisiyle buraya yönlendirdi beni ve çok da mekan aramadan burayı görünce kendiliğinden oldu. 1670'e dayanıyor kökü buranın. Onun için tarihi bir mekan olduğu için duvarlara da hiçbir şey yapamıyoruz. Geçen yıl olduğu gibi bir mimar grupla çalıştım. Geçen yıl Fahrettin Aykut'tu, bu yıl Fields'la çalıştık. Eren ve Mevcut Çıracı ile çalıştık. Hem resimleri asacak konstrüksiyonlar hem de konuya uygun, yani peyzaja uygun mimari öğeler barındıracak birimlerle bu sergiyi gerçekleştirdik onların desteğiyle. Sanatçılar dediğim gibi yine onlar da hani benim özellikle arayıp bulduğum kişiler değil, rastladığım fuarlarda olsun, karma sergilerde olsun yeni sanat peşindeyim ve yeni sanatçılar peşindeyim aslında. Ve onlarla bir yıldır, 2 yıldır uzun bir sürecin sonucunda birlikte üreterek geliştirdiğimiz bir sonuç diyelim. Çünkü mentorluk ediyorum ya da onların hani okul sonrası bir yüksek eğitim gibi düşünün. Hem ben kendimi geliştiriyorum hem onlar benden faydalanıyor ve bu sergiyi böyle geliştiriyoruz aslında. Sadece göze hitap eden atmosfer oluşturmak istemiyorum. Kokusuyla, rengiyle, ruhuyla bir bütün oluşturmak istiyorum. Benim için koku mesela çok önemli bir unsur. Gözümüzün gördüğü renk kadar çok değerli bir unsur koku. Geçen yıl da bir koku tasarlatmıştım konuya uygun. Bu yıl da bir koku tasarlandı mekana uygun. Mekana ilk önce bu kokuyla giriyorsunuz. Sizi koku karşılıyor. Ondan sonra İsmail Yılmaz'ın işiyle içeri giriyorsunuz. Onun işini de girişte tüle bastırdık. İlk önce mekanı onun çıplak bedeninden görüyorsunuz. Bir bedenden mekanı algılayarak, görerek serginin içine giriyorsunuz. Ondan sonra Mevce ile Eren'in bu sergi için tasarladığı kamerayı görüyorsunuz. Şimdi bu mimari ögeler aslında konuyla çok alakalı ögeler. Birincisi, benim talebim onlardan şu oldu. Bu tapınağın tapınak duygusunu artıracak birimler ve ögeler yaratmalarını arzu ettim. İşte bol bol kemerli ögeler, işte şadırvana, kameraya benzeyen, işte buna mescit de diyebilirsiniz, çeşme de diyebilirsiniz. İslami ögeler var çünkü. Ama aynı zamanda günah odaları istedim, günah çıkartma odaları istedim. Burada gördüğünüz gibi bunlar da Hristiyan ögeler. Burası zaten sinagog. Her şeyin böyle harmanlandığı zaten. Dikkat ederseniz mekanda üst üste katman katman gelişmiş ve aslında orijinalinden çok da bir şey kalmamış. Sanırım böyle her 50 yılda yepyeni dokular gelmiş üzerine. Şimdi en son kıyafet de bizim sergi oldu üzerine. Genel atmosfer olarak ben çocuklarla çok uğraştım. Hani hayata dair, umuta dair, geleceğe dair pozitif bakmaları açısından kendim öyleyim çünkü. Ama genel olarak çok iç açıcı ruh hallerine sahip değiller. Küçük de olsa bir umut barındırmalarına rağmen işlerin genelinde bir hüzün, bir melankoli, nasıl diyeyim, karanlık demek istemiyorum. Anladınız siz. Öyle bir ortam, duygu var ama bunu da hani çok önüne geçemiyorsunuz çünkü zamanın ruhu diye bir şey var. Bugünün de ruhu bu. Ve aslında gelecekten geçmişe bugüne bakıldığı zaman bugünün ruhu bu sergiden çok güzel okunacak diye düşünüyorum. Geçen sergide olduğu gibi. Sergiyi özellikle çok uzun tutmuyoruz. Bu geçicilik duygusu çok önemli benim için. Yani gören gördü, kaçıran kaçırdı. Böyle damakta hafif bir tat bırakmak benim amacım. Çünkü işlere de baktığınız zaman şunu göreceksiniz. Her şey çok uçuşkan, çok geçişken, kulakta kalan bir melodi gibi.
Tam içine giremiyorsunuz, dışında kalamıyorsunuz. Hep kalpte hafif sızı bırakan işler. Aşk acısı gibi hafif. Öyle bir sergi oldu ve onun için serginin kendisi de 2 hafta olsun istiyorum. Geçen sefer de öyleydi. Yani kaçıran kaçırdı, gören gördü. Ama çok konuşulan bir sergi oluyor. O beni çok mutlu ediyor. Sergi ayın 11'ine kadar devam edecek. Bu cuma bitiyor. Kaçıranlar Art TV'den devam ederler.